Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gerçekten muhteşem bir projeyi inceleyeceğiz. Projemizin adı Kriptopya. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Kriptopya büyük bir evren kurmayı hedefliyor arkadaşlar. Öncelikle bunu belirtmek gerek. Burada da gördüğünüz üzere zaten bir blockchain metaverse'ü kuracaklarından bahsediyorlar. Bu evreni aslında birçok oyuna benzetebiliriz. Örneğin Sandbox evreni gibi. Bu da büyük bir evren kurmayı hedefliyor arkadaşlar. Zaten birazdan oyunun demosunu da sizlerle oynayacağım ve gerçekten güzel göründüğünü söyleyebilirim sizlere. Şimdi kısa bir teaserımız var, onu izleyelim. Years after the Bitcoin white paper changed the world, another mysterious white paper has surfaced. Presents some fairly radical ideas. A city-state based on the blockchain. There's just no way. It's a chance to reset society itself. Welcome to Cryptopia. Join a groundbreaking blockchain metaverse. Locate resources. Construct. Harvest. And generate energy to power your DeFi empire. Whether you're a crypto savvy or a beginner, it's easy to play and earn. Burada da gördüğünüz üzere oyun içerisinde gerçekten çok iyi şeyler yapacaklarını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Zaten bunu birazdan oyunu gösterdiğinde de göreceksiniz. That's more like it. Use NFT loyalty cards to protect your interests. Cryptopia. Mint your early access ship now. Oyun için NFT satışları da gerçekleşecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere tekne ve gemi NFT'leri bulunuyor. Bunların satışı da gerçekleşecekmiş. Ve yine burada Cryptopia Metaverse'ünün tamamen blok zinciri tarafına dayanan bir Metaverse olduğundan bahsediyorlar. Zaten oyuna girerken Cryptopia evreninde bir cüzdan oluşturuyoruz arkadaşlar ve o cüzdanla oyuna giriyoruz. Yani Metamask vesaire bağlanmıyor. Yine burada aldığımız NFT'leri stake edip bunları yine toplayıp ve bu cüzdan vasıtasıyla paralarımızı çekebileceğiz arkadaşlar. 2022'nin 3. çeyreğinden itibaren testnet üzerindeki herkese açık betalarını sunacaklarmış ve 2023'ün 2. çeyreğinden itibaren ise ana ağda oyunu oynayabilecekmişiz. Burada yine oyun içi NFT'lerimizi görüyoruz arkadaşlar. Tabi bunların hepsinin belirli özellikleri var diyebiliriz. Burada Kriptopya evrenini yine kısaca açıklamışlar. Kriptopya'nın vatandaşların güvenli ve şeffaf bir sistem kullanarak satın alabileceği, satabileceği, oy verebileceği ve diğer temel faaliyetleri gerçekleştirebileceği blok zincirine dayalı bir bağımsız şehir devleti diyorlar arkadaşlar kendilerine burada. Ek olarak deniz kıyısındaki şehir devleti olarak Kriptopya mevcut herhangi bir ulusun sınırları dışında yer alıyormuş ve vatandaşlar özgürce burada hüküm sürebiliyormuş arkadaşlar. Burada rahatlıkla oyunu oynayabilirsiniz ve kendinizi gerçek hayatta hissetmediğiniz kadar özgür hissedebilirsiniz diyorlar arkadaşlar. Oyun içinde fraksiyonlar olacak arkadaşlar. 4 farklı kişiyi seçebileceğiz. Burada da gördüğünüz üzere zaten Industrial Faction, Tech Faction, Eco Faction ve Traditional Faction olarak bunlar 4'e ayrılıyor. Yine burada NFT kartlarını vesaire gösteriyor arkadaşlar. Ve bu NFT kartlarıyla burada gördüğünüz üzere blueprint bir kartla factory building yaptı. Yani sanayi oluşturdu arkadaşlar. Evren olarak Sandbox andırıyor demiştik. Fakat tasarım olarak City of Skyline'ı çok andırıyor diyebilirim bu oyuna. Burada da gördüğünüz üzere zaten tasarımdan bunu anlayabilirsiniz. Yine dünya ekonomisi sorununa bir çözüm sunan kalıcı bir dünya, açık uçlu, çok oyunculu, strateji ve rol yapma oyunu olduklarından bahsediyorlar. Oyun tamamen blok zinciri üzerine inşa edilmiş arkadaşlar. Bunu da ek olarak ekleyebiliriz. Az önce bahsettiğim olay burada oyun içinde bir kripto para cüzdanı oluşturuyoruz. Kriptopya hesabımız bizim cüzdanımız oluyor arkadaşlar. Burada multisite özelliğiyle gözetimsiz hem oyun içi hem de özel bağımsız cüzdan olarak bunu kullanabilecekmişiz. Yine mevcut blockchain oyun kullanıcısı deneyimi erken internete benzer şekilde karmaşıkmış fakat entegre cüzdanları büyük ölçüde benimseme için bir çözümmüş arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere oyun içerisinde kullanacağımız cüzdan bu şekilde yer alacak. Zaten birazdan oyunun demosunu da sizlere göstereceğim.
ve burada oyunda kazanacağımız belirli tokenlar ve eşyalar olacak. Bunları da gerçek hayatta paraya çevirebileceğiz arkadaşlar. Yine burada cüzdanlarının güvenliğinden bahsetmişler ve çoklu imza güvenliğinden geçtiklerini söylemişler. Ekipleri oldukça kalabalık bir ekipten oluşuyor arkadaşlar. Ve ekiplerinde bir de Türk çalışanları var. Bu gerçekten beni çok heyecanlandırdı diyebilirim. Burada gördüğünüz üzere zaten web tasarımcısı ve 3 boyutlu modelleyicileri Türk arkadaşlar. Ve bu da oyuna güvenimi daha da çok arttırdı diyebilirim sizlere. Yol haritalarına baktığımızda 2021'in 4. çeyreğinde özel satış düzenlemişler arkadaşlar. Yine 2022'nin 1. çeyreğinde özel satış ve NFT pazar yeri oluşturmuşlar. 2022'nin ikinci çeyreğinde oynanış navigasyonu, dünya haritaları, oyun kaynakları ve oyuncu profilleri oluşturmuşlar. Ve 2022'nin 3. çeyreğinde ise herkese açık bir beta testi sunacaklarmış. Yani bu oyuna herkes girebilecek ve oyunu deneyebilecek. Tabii bu oyunu oynarken oyun içinden gelir de elde edebileceğiz arkadaşlar. Ve bu oyundan kazanacağımız token'ın adı CRT token olacak. Toplam miktarı ise 10 milyar olacakmış arkadaşlar. Ve burada dağılımından bahsetmişler. Yine ön satışlar için %23'lük bir dilim ayırmışlar. Likidite havuzu için %10'luk bir dilim ayırmışlar. Public satışlar için %2'lik, partnerlikler için %5 ve oyun için ise %40'lık bir dilim ayırmışlar arkadaşlar. Yine burada oyun içerisinde nasıl token kazanacağımızı da anlatmışlar bizlere. Oyundaki tüm takas edilebilir ve satın alınabilir öğeler CRT token'ın olacakmış arkadaşlar. Yine oyundaki NFT'leri vesaire de CRT token'ını alabilecekmişiz. Görev ödülleri bulunacakmış ve bu görevleri tamamlarsak eğer CRT token'ına ödüllendirilecekmişiz. Yine tokenlarımızı stake ettiğimizde ise stake ettiğimiz miktar kadar token kazanabilecekmişiz arkadaşlar. Burada yine token'ın dağılımından bahsediyorlar arkadaşlar. Bunu zaten az önce sizlere belirtmiştim. Yine burada sıkça sorulan sorulara cevap vermişler. Dilerseniz bunları da inceleyelim ve aklınızdaki sorular da gitsin arkadaşlar. Topya'nın blockchain tabanlı bir DeFi Metaverse oyunu olduğunu söylemişler arkadaşlar. Oyun sunucusuz olacakmış ve tüm bilgiler blok zincirlerinde depolanacakmış. Yani kendi blok zincirlerini kuracaklarmış arkadaşlar. Oynamak için hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını söylüyorlar. Bir oyun hesabı oluşturduğumuzda çoklu imza cüzdanımız çıkıyormuş ve bu çoklu imzalı cüzdan olduğundan herhangi bir ERC uyumlu jetonu da burada saklayabiliyormuşuz. Bu yüzden Metaverse DeFi oyunu diyorlarmış bu oyuna. Yani oyunlarıyla diğer projelere köprü kurabileceklermiş arkadaşlar. Oynamak için pahalı bir NFT'ye ihtiyacınız yok diyorlar. Yani free to play bir şekilde de oyunu oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir şey. Yatırım yapamayanlar için gerçekten büyük bir nimet diyebilirim. Oyun içerisindeki tüm eşyalar takas edilebilir olacakmış. Petrol, altın, cam, plastik gibi kaynaklar ve ürünler için değiştirilebilir jetonlar olacakmış oyun içerisinde. Ve bunları takas edebilecekmişiz arkadaşlar. Yine buradan NFT'leri alıp Early Access'e katılabilecekmişiz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ve burada bir Cryptopia bloğu kurmuşlar. Yine buradan çeşitli güncellemeleri vesaire bilgilendirmeleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere zaten birçok makale bulunuyor ve oyun hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek istiyorsanız burayı gözden geçirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz demomuza bir göz atalım. Demolarına baktığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bu alanda başlıyoruz ve tüm alanlara seyahat edebiliyoruz. Şu anda gelişim aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere zaten minik bir evren kurmuşlar ve burayı geliştirmeye devam ediyorlar. Ayrıca buradaki tüm oyuncular online, yani gerçek oyuncu diyebilirim arkadaşlar sizlere. Yine burada gördüğünüz üzere evrenin içerisinde çeşitli hayvanlar vesaire de yer alıyor. İleride nasıl bir gelişim göstereceğini gerçekten çok merak ettiğimi söyleyebilirim. Ve burada gördüğünüz üzere şu anda benim gemim burada yer alıyor. İsterseniz buradan içeriye doğru bir seyahat edelim. Ve gördüğünüz üzere gemimiz oradan buraya geldi arkadaşlar. Ve buradan da karakterimizi karaya çıkarabiliyoruz tabii ki de. Yine buradaki karakterlerle çeşitli etkileşimlerde bulunabiliyoruz. Burada ise oyun içerisinde kazanacağımız tokenlar ve eşyalar var arkadaşlar. Bu eşyaları kazanıp çeşitli eşyalar elde edebiliyoruz. Yani bunları eşya haline çevirebiliyoruz. Oyundan kazanacağımız token ise burada gördüğünüz üzere Cryptopia token olacak. Burada gördüğünüz üzere zaten birçok eşya bulunuyor arkadaşlar ve bunların hepsinin bir anlamı var. Menü kısmına geldiğimizde yine bizi böyle bir ekran karşılıyor ve burada çeşitli güncellemeleri vesaire öğrenebiliyoruz arkadaşlar.
Yine burada sosyal medyalarını vesaire de belirtmişler. Zaten videonun sonuna bırakacağım linkle sosyal medyalarına katılabilir ve daha fazla bilgi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere avatarımızı oluşturabiliyoruz ve istediğimiz şekilde bu avatarı geliştirebiliyoruz arkadaşlar. Yine Twitter'larını incelediğimizde ise 13.000 takipçileri bulunuyor ve burada çeşitli güncellemelerle community'lerini bilgilendiriyorlar arkadaşlar. Burayı da takip etmenizi öneririm sizlere. Proje için anlatacaklarım bu kadardı. Gelişmekte olan ve gerçekten güzel bir proje arkadaşlar. Yakından takipçisi olacağım diyebilirim. Ve her videoda belirttiğim üzere bunların hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirteyim sizlere. Daha fazla video için beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.